geliyor gönlümün. Evet işte bu. Zaten çok ucuz oluyor. Adam dalga geçiyor. Evet, bir sincap. Ama iki tane ne arayacak bizim evde? Günün ilk ışıklarıyla spora gidiyorum. Yürüyüşe gidiyoruz spor olarak. Çok güzel bir yer var. Yine sizi oraya götürüyorum. Yürüyüş yaptıktan sonra güzel bir kahvaltı yapacağız. Hadi gidelim. Gözlüğümü takayım. Müzik açalım ya. Arkadaşlar hava çok serin. Çok güzel. Gerçekten tam yürüyüş havası. Sabah saat 7.30 olduğu için herhalde. Sabahın 7.30'unda. O yüzden çok güzel şu anda. Güneş tam vurmamış her tarafa. Şu manzarayı size göstereyim. Muhteşem bir yerde yürümeye geldim. Gerçekten cennetten bir parça gibi. Arkadaşlar sabahları yürümek kadar güzel bir şey yok. Sadece kuş sesleri ve ördekler sizinle birlikte. Gerçekten muhteşem. Ne kadar az insan o kadar iyi yani yürüyüş yaparken. Şu tatlı evi görmeden gitmeyelim. Evet, bir sincap yine yemek aramaya çıkmış. Arkadaşlar her taraf kaz ve ördeklerin böyle tüyleriyle dolu. Tüy dökme mevsimindeler galiba. O yüzden her tarafta tüyleri dolu. Evet, koşu yaptığım yer şöyle şuraya yetiştiğim zaman net 20 dakika oluyor. Koşarak da geri döneceğiz. 40-45 dakika kendime ayırıyorum. Şuradan şöyle koşmaya devam ederseniz bir saat daha koşuyorsunuz. Ama o kadar yapmaya gerek yok. Şurada tam karşıda da bugün antika fuarı var. Gidip bir bakalım neler varmış. Yanımda para getirmedim ama size bir Amerika'nın antika pazarlarını göstereyim. Hadi bakalım. Evet, pazarın adı şurada yazıyor. Golden Nugget diye. Şöyle çatıların altında eğer ki kiralarsanız 20 dolar ödüyorsunuz bir gün için. Eğer ki şöyle dışarıda iki masa kiralarsanız 15 dolar ödüyorsunuz. Şimdi sizi biraz pazarı dolaştıracağım. Şöyle çok ucuz parçaları 5 dolara koymuşlar. Çok çok eski eşyalar var arkadaşlar. Şeyler var. Ay şu dolap çok tatlı da para getirmedim. Şaka gibi. Aa ne görüyorum. Erkek manken. Bazı satıcıların çok nadir parçaları var. Bu ne mesela, çamurdan mı yapılmış? Haritalar. Çok çok eski oyuncaklar da var. Kim bu adam acaba? Pırlantalı yüzükler. Pazardan plak almadım ama plaklar burada gerçekten çok ucuz oluyor. Genelde antikacıları dolaşıyorum ben. Dükkanları dolaşıyorum. Gerçekten fiyatlar çok uygun. Çok güzel şeyler bulabilirsiniz. Görüyorum sanki. Çok seviyorum ben de şöyle şeyleri. Çok hoş görünüyor. Evet, geldik açık alana. Kalabalık olmuyor. Aa, bizim her zaman gelen müşteri de burada. Şu beyefendi her zaman sabahları gelip restoranda yemek yiyor.
İnsanlar daha çok böyle topladıkları, biriktirdikleri şeyleri satmaya çalışıyor arkadaşlar. Ya da evlerinin deposunda kalan şeyleri, eski şeyleri gelip burada kurtulmak için satmaya çalışıyorlar. Yani herkesi pazarda görebilirsiniz. Çalışılmış bir tablo. Böyle gidiyor, bir dolaşalım bakalım. Şunları çok beğendim ya. Bir para getirseydik de alsaydık şöyle boynuzlardan falan. Şimdi amca. Çok koleksiyoncu insanlar var arkadaşlar. Gelip burada güzel parçalar bulabiliyor. Çok hoş şeyler var gerçekten. Gitar bile satıyorlar şöyle. Sandalyeler. Çiçekler var. Çok tatlı şapkalar. Aman Allah'ım, çok tatlı bardaklar var. Şunlara bakmamız lazım. Oo, sanat eseri gibiler. Şuna bayıldım gerçekten. Çok hoş görünüyor. Şimdi biraz daha dolaşalım. Bir şey beğenirsek arabayla gelir, alırız. Şöyle denizcilerin şapkaları falan var. Aman Allah'ım, çok eski, çok antika şeyler. Şaka gibi. Kılıç mı o? Şunlara bir bakalım. Evet, ben de öyle bakıyorum. Şu köpek de öyle bakıyor. Çok hoş şeyler var gerçekten. Tatlı sandalyeler. Hoş resimler. Adam dalga geçiyor. Video çekemezsin, fotoğraf çekemezsin diyor. Yo he he. Çok hoş şeyler var. Aman Allah'ım, çok değişik bir şapka görüyorum şurada. Prensesin tacı. Wow. Şimdi geri dönüş yoluna gidiyorum arkadaşlar. Bir 20 dakika boyunca koşacağız. Pazarı dolaştım. Gerçekten çok tatlı, çok güzel şeyler var. Bizim komşular da buradaydı. Yani herkesi burada görebilirsiniz. İnsanlar garajlarında biriken, gereksiz, ellerinden çıkarmak istedikleri birçok eşyayı çöpe atmayıp burada satmaya çalışıyor. Çok ucuz, çok uygun fiyatlara. Amerika'da böyle çok pazar var. Flea market yazarsanız hemen çıkıyor etrafımızdaki flea marketler. Bu nedenle ben seviyorum böyle şeyleri. Şuradan koşmaya başlayıp şöyle 20 dakika boyunca geri döneceğiz. Arkadaşlar, bir sporun daha sonuna geldik. Şunları çıkaralım. Kafamda iz çıkmış. Evet. Aykut sesleri muhteşem. Hadi gidelim. Güzel bir müzik açalım. Arkadaşlar, duşa girmeden önce hemen yulafımı ıslatıyorum. Çıktığım zaman hazır olsun diye. Biraz süt ekleyelim. Yulaf iyice ben çıkana kadar ıslanmış olacak. Ne yapacağım? Protein shakeleyeceğim. Biraz buz kattım. Serinletmesini seviyorum. Ve çok fazla katmayacağım. Çünkü kilo almak değil, yağ yakmak istediğim için. Çok fazla protein değil de biraz vücudum yorgun. Onun enerjisini toplamak için şöyle biraz ekleyeceğim. Tamamdır. Su ekliyorum. Dem sütü. Thank you.
Evet, duş sonrası gerçekten açlıktan şu an bayılacağım. Yulafım bayağı iyi olmuş. İyice ıslanmış, büyümüş. Şimdi bir kaşık sadece fıstık ezmesi ekleyeceğim. Markete gitmemiz lazım. Fıstık ezmemiz bitmek üzere. Birkaç tane de kaju, birkaç tane de böyle badem ekledim. Bu kadar yeterli. Meyve falan ekstra hiçbir şey eklemeyeceğim. Çünkü çok proteine ihtiyacım yok. Bankaya geldim arkadaşlar. Ufak bir işim var. Şöyle yeşil ışık yanan yere geçeceğim. Arabadan hiç inmeye gerek yok. Şimdi size işlemi göstereceğim. Ev kirasını yatıracağım. Yatmadan. Şu kutuyu alıyorum. Şöyle kutu var. Çeki yazdım zaten evin kirasını. İçine yerleştirip kapatıyorum. Gönder diyorum. Hi, how are you? Good, thanks. Just a rent check? Yes, for rent. Okay, do you need a receipt for? Yes, sure, please. Okay. Thank you. Arkadaşlar şöyle de bir... Thank you, bye bye. Receipt alıyoruz ödediğimize dair. Şimdi, Gizem. Ne oluyor ya? Frenini çekmemişim ya, şaka gibi. Yip diye ötüyor. Gizem aşure yapmış. Türk usulü aşure, nasıl başardı bilmiyorum ama kemerimizi takalım. Yapmış. Muhteşem oldu diyor. Gel tadına bak diyor. Hemen gidiyorum şimdi. Gizem nasıl başardın bunu? Nereden geldi aklına gerçekten aşure yapmak? Çok hoş görünüyor. Hadi bakalım. Bir test edeyim ben petek gelmeden önce. Bakalım nasıl olmuş. Beşem görünüyor. Neydi sunum yoksa? Teşekkür ederim. Hemen bakıyorum. Ben sana kalleye koyduk ya ama. Evet. Petin içinde yağ var diye ben ekstradan her bir yere adam koyduk ya. Matmut. Gizem yemin ediyorum sana. Bayram zamanında olan aşureden hiçbir farkı yok. Ne oluyor bana bu aralar bilmiyorum. İzmir bombaları, lahmacunlar, hemen ardından bir tane aşure. Ne oldu sana böyle? Oo Gizem, yeni boyalar almışsın. Ne kadar aldın bunların tanesini? 7 dolara geldi. Ama küçük dermiş ya. Bilmedim ama. Bakayım. Ooo Gizem her renkte. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Gizem'le Pete'yi bekliyorum. Giyiniyorlar. Tam yolun başına yetiştim. Beni arıyorlar. Dur bizi de al diye. Sonunda ikna oldular. Araba aldım.
aldı. Ayakkabı. Ayakkabı. Gizem. Gizem. Ne oldu? Şu haç işareti çok tatlı değil mi? Şey, aa, çok tatlıymış. Şunu da çok tatlı. Güzel koymuşlar. Ne kadarmış acaba? Şunu açtıralım. Ya, aa, bir de gesinmiş alttakiler. Koçun da küpeleri ya var. Bağlamalı ayakkabı. Marshall'a gidelim bence. Marshall yakınlarda mıydı? Güzel değil mi? İlerisindeydi. Gizem, bağlamalı ayakkabı, botu boş ver şu an. Odaklanın lütfen. Oo, şurada şöyle bir şey var. Şöyle bir şey. Aa, inanmıyorum gençler, şuna bakın. Ayakkabısı gelmiş. Aa, çok tatlıymış ya. Ama ben bağlamalı ayakkabı istiyorum. Şu an bu biraz bağlamalı. Boğlucuklu. Boğucuklu. Aa, satılmamış. Halen burada çilekli ayakkabı. Çilekli limonlu ayakkabı. Bağlamalı ayakkabı, bağlamalı ayakkabı dedim ama şöyle tatlı bir şey gelmiş Calvin Klein'in. Ben de aldım gitti. Sen de mi alacaksın? Yok canım, birlikte giyeriz, saçmalama. İki tane ne arayacak bizim evde? Gizem, ne alacaksın bana? Bakayım. Üç altın koyup taşırsın. Ya da dolarları sarıp. Çok tatlı. Petek, Esra gelsin, çok güzel alışveriş yapacağız. Evet, ayın 17'sinde. Harika şeyler var. Petek doğum gününde giyeceğim elbiseyi buldum. İğrenç. Kafama simdi güzel. Şey, doğum günü kızının ablası olduğunu illaki gösterecek. Petek, şunu sana alayım mı? İster misin? Barbie. 7 yaşında olsaydım isterdim. Çok tatlı değil mi? Ay, çok hoş ya. Dışarıda otururken en azından böyle yemeğin üstüne şeyler gelmez. Çok tatlı. Ne kadarmış o? Gizem, bak ne bulduk. Yemek nasıl bir duygu? Güzel. Çünkü denediği her şey güzel oldu. Hadi Petek. Tam şuradayız aynı Gizem'le. Evet, işte bu. Bir numara. Bir numara. Harika. Aldık bunu. Bakayım. Çok yakıştı Gizem. Onu al bence. Petek, şeker falan alma sakın. Almayacağım. Yiyoruz. Bakmak da yasak. Bakmak da yasak, sonra alıp yiyoruz. Diyemedim. Beni bırakıp bari gidiyor musunuz gerçekten gençler? Bari müzik açın, müzik. Açtık. Ses ver. Ses ver, şunu duymayalım. Parka al arabayı. Hadi görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Dünkü yorgunluğumuzdan sonra şimdi Gizem uyuyor. Hemen bir kahvaltı hazırlayacağım. Sonra da onu uyandıracağım. Şimdi çayı demlemeye bıraktım. Hemen kahvaltımızı hazırlayayım. Birkaç bir şey hazırlayacağım. Sonra Gizem'le dışarıda kahvaltı yapacağız. Çabuk ol, yumurtaları kırıyorum. Biber ve domates olmazsa olmuyor kahvaltı. Bilmiyorum sizde böyle mi? Biraz şöyle dahıllı ekmek almıştım. Onlardan kızartacağım. Her zamanki gibi. Sen bizi izledin mi daha önce Mike hocam? I watched you on TV. I'm on. Yeah, I do know. You know him? Slay! Yılan. Efsane bir adam ya. Gerçekten. Çok heyecanlısın hayatım. Evet. Ellerine ne yapacağını bilemiyorsun. İlk defa geliyorum. Herkes 20. kez geldi abi şöyle. Gizem'in arabası bakıma gittiği için şu an arabasını almaya gidiyoruz. Gizem yanımda. Gizem, çok beklemeyeceğiz değil mi? Çok hoş arabalar var gerçekten. Sağdaki senin, soldaki benim.
Gizem, arabanın nesi vardı? Kliması tutukluk yapıyordu. İyi halletmiş her şey. Yani benim $100 verdim, rahatladım. Aferin sana. Bana da, gelmişken bana da bir araba alalım mı? Gizem bana araba al. Araba almıyoruz artık, kiralıyoruz. Niye? Daha nereden rahat çıktı şimdi bu? Bozulunca sorumluluk almazsın hayatımdan. Gizem, ne kadar ödedin bu işleme? Sadece havalandırmanın bakımına. $1200. Arkadaşlar, Audi, BMW, Porsche, Range Rover gibi arabaları Amerika'da binerseniz bakım, bakım, servis ücretleri ve ufacık bir onarım aşırı derecede çok pahalı. Bir Honda mesela, Honda'da bir sorun çıktığı zaman $300-400 halledebiliyorsun. Ne olursa olsun. Ama ufacık bir sorun çıkarsa BMW'de çok pahalıya mal oluyor. Haberiniz olsun, size söylemek istedim. İllet. Bir de işlemi hallediyorlar, tekrar aynı sorun çıktıysa getiriyorsunuz, diyorlar ki o sorun ondan kaynaklı çıkmamış, başka bir problem var, ona da yine para şarj ediyorlar. Şaka gibiler yani. Geliyor gönlümün efendisi, bırakın gelsin. Şey, sen buradan dön, fotoğrafını çekersin, arabaya bin. Tamam. Hadi görüşürüz. Gizem arabasını alıp gelecek. Ben de onu ön tarafta karşılayacağım. Evet, Gizem arabasını aldı. Şimdi Gizem'i arka kapıdan karşılayalım. Bakalım. Nasılsın? Müzik aç kız. Geldik, bari Gizem'e kahve ısmarlayalım. Gel sana dondurma ısmarlayayım. No, diyetteyim. Ne ısmarlayacaksın bana evde? Su. Hay Allah razı olsun ya. Efsane. Plakan kaymış, plaka. Düşmek üzere plaka. Üstürme kalbimi, bilmem nerede bırakmam. Buyurun Gizem Hanım, buyurun. Lütfen inin. Aa, petek buradaymış. İnanmıyorum. Tam bir... Yolculuk nereye petek? Nereye? Dün aldığın elbiseyi mi iade edeceksin? Gitme bensiz. Ne kadara? 200. Okey. Okey. İyi yolculuklar petek. Pizza mı gömüyorsun? Eyvah. Tabii ki yağmur girdi. Hem de nasıl? Çok şiddetliydi dün yağmur. Yok. Arkadaşlar, şimdi eve geldik. Kendime güzel bir içecek yapacağım. Ama videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bayağı uzun bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.